Herkese merhabalar. Dün vadeli işlemler, daha doğrusu Nisan vadede %2'lik bir yükseliş gördük ve dar bantta bu hareketin alt banda dokunduktan sonra tepki vermiş olması bir gün önce önemli bir dar aralık destek bölgesi olarak bahsetmiş olduğumuz seviyelerin çalışmasıyla. Dün gelen %2'lik yükseliş bugün bir kar realizasyonu olur mu? Yukarıda hedeflendirse hemen şöyle bakalım. 109.725 hemen dönelim. 109.725'e alalım arkadaşlar. Günlükteki destek dirençlerimizi hemen şöyle bir alalım. HDT'de nerede? 6.300'e kadar düşmüştü. 8.000 şu an. Hemen HDT'de dönüp bakalım. 8.000 yani 7.150 üzerine kaldığı müddetçe 10.000 yani 2.000 puanlık bir marş şu an için yukarı söz konusu gibi gözüküyor. Ama nereden itibaren 8.000'e dikkate alacak olursak 109.900-111 ihtimali söz konusu olabilir ama şu an için marja baktığımızda günlük marjı hemen şöyle isterseniz bir çok pardon hemen alıyorum not ekle diyelim bakalım nerelere denk geliyor. Bugün şu açılış sonrası yukarıda 110-300 var yani görmüş olduğumuz şu seviye yani 110-125 üzerinde kalacak mı, bu önemli. Önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 110-125'den daha doğrusu 110-125-110-325 gördüğünüz gibi bantın üst noktası. Buranın geçilmesi zor. Yani ihlaller olabilir ama geçilmesi, üzerinde kapanışı zor. Beklemiyoruz diyebiliriz. Ama aşağıda da destek neresi? 109-525. Şu an için açılış itibariyle nerede açılmış? 109-725. Yani dünkü kapanış gibi neredeyse bir açılış var. Yukarı 109-925 yani ilk kademe test edilmiş. Daha şu an için ilk kademede ama alıcılı tarafta. 110-125 üzerinde 1,5 saat kalması halinde belki daha yukarıları ihlal edebilir diyebiliriz ama 110-325'in bugün geçilmesi zor bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan isterseniz 60 dakikalık grafiğimize dönelim. Şöyle bir herhalde takıldı gördüğüm kadarıyla. Evet, 60 dakikalık grafiğimize baktığımızda hemen yine şöyle tablomuzu alıp atalım kenara. Ne demiştik? Yukarıda bakıyoruz. 110-400. Yani şu bölgeye doğru bir istek şu an için gördüğümüz kadarıyla hakim gözüküyor. Daha önce görülen dirençler nereliydi? Hemen bakalım. Arkadaşlar kaç görülmüş? 110-300. Yani bu bölge dediğimiz gibi belki burayı test edip buradan bir satış gelmesi ihtimali söz konusu olur. Ne zamana kadar? Önümüzdeki saatlerde görebiliriz. Son aslında belki de şöyle biraz daha resmi büyütüyoruz. Evet, bakıyoruz. 1-2-3. ay, evet, Mart dediğimizde yani son dönemin önemli direnç seviyeleri tekrar test ediliyor. Bu açıdan baktığımızda günlüklerde bu aralığa bakacağız. 5 dakikalık grafiklere bakalım. İşte kalıp grafiklere baktığımızda şu an için evet dediğimiz gibi o bölgelere doğru bir atak, bir istek var gibi ama oranın geçilmesini dediğimiz gibi beklemiyoruz. Yani 110-125-110-325 bu aralıktan belki gün içi bir satış gelmesi ihtimali söz konusu olabilir. Tabii ki bu noktada uyum uyumsuzluk noktasına baktığımızda gördüğünüz gibi aslında zaten şu uyumsuzluktan dolayı arkadaşlar bakın bu bir eğitim değil de olsun fiyat yukarı giderken gösterge aşağıya gelmiş, zaten onun satışı gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi buradan sonraki hareket tabii ki çok önemli. Şu an baktığımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını, hatta marjın yukarı kırıldığını da söyleyebiliriz şu an için. Ama son noktada geldiğimizde yanılmıyorsam 80'lere 78'ler civarında 76'lar civarında
Dolayısıyla dirence yaklaşıyoruz. Buradan ancak gün içinde bir satış gelir. Bunu izliyor olacağız. Eğer tablomuzda biraz önce göstermiş olduğumuz direncin, yani şu 110 300 110 125, bu bölgeden gelebilecek bir satış halinde 109 925'in altına bir sarkma olması demek, 109 300'e kadar, hatta gün içinde tabloyu 7 kademe halinde hesaplayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 yani 108 925 108 725'e doğru bir gün içi kar realizasyonu beklenebilir. Eğer ki 109-925 kırılması halinde 109-725'in altına gelmesi, özür dilerim tekrar ediyorum, 109-725'in altına gelmesi halinde 108-925-108-725'e kadar bekliyor olacağız. Böyle bir durumda bir kar realizasyonundan ancak bahsedebiliriz. Şu anki tabloya baktığımızda en azından şu anki durumda biraz daha tablonun dirence yakın olduğu 110-325-110-125 bölgesinden gün içi satış için belki izlenebilir. Bu noktayı izliyor olacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar diyoruz arkadaşlar.